State Management projemizde anlatacağımız konuları saydım. İşte View State, Control State, Cookie Session, Query State vesaire, Deprecation. Bunların öncelikle temel olarak giriş yapacağız. Aslında basit gibi, basit bazıları ama detaylarda çok karmaşık yapılara kadar gidiyor bunlar. Bu nedenle öncelikle bugün temel olarak giriş yapıp yarın biraz daha ileri olarak geçeceğiz. Yeni bir web form oluşturuyorum. Bunun adı View State. 1 artı View State. Küçük bir tasarım yapacağım. Burada tasarımda iki buton, bir label, bir text box olacak. Butonun adı btn ekle. Tekstine ise view state'e ekliyorum. Text box'ında id'si txt'de veri. Diğer butonunda id'si btn oku. Sayfamızı tasarladık. Öncelikle bunu çalıştırıyorum ya. Bir çalıştıktan sonra bir bakalım, inceleyelim sayfamızı. Şöyle bir tasarımımız ortaya çıktı. Bakıyorum, işte sıradan buton, herhangi bir tasarımımız gibi bir durum var. Sağ tıklıyorum burada. Kaynağı görüntüle. Bakın, şu ana kadar farklı konuları incelemiştik bu sayfada. İşte HTML'di ya da ASP'di, farklı şeylerdi falan. Burada şimdi konumuz olan view state diye bir nesne var. Name ve id değeri aynı view state. Value kısmında da bir şu şekilde değer var. Şifreli bir değer bu. Bunun input tipine bakıyorum. Hidden. HTML'de hatırlarsanız hidden bizim tahtada da yazdığım hidden field kontrolü olarak davranıyor. Görsel tarafta kullanılmaz, yani görünmez ama işlevsel olarak bunun value değeri sayfa içerisinde kullanılır. Burada da view state özelliği, ASP.NET web formlarında bulunan view state, MVC'de yoktur bu. Bunun bir value'sunu görüyorum. Şimdi bu nedir? Bu durumu anlamazsak zaten view state mantığı eksik kalır. Buradaki sayfalarda bazı özellikler var. Property'leri, işte değerleri diyebiliriz. Bunların her sunucuya istek yapıldığında tekrar tekrar sunucuya gidip gelme olayları olmaması için bir performans sağlamak amacıyla verilerin
istemcide tutulması gerekiyor. Client'ta. Client'ta tutacak bir nesne olarak da burada view state var. View state'in amacı bu. İçerisinde kontrollerin bilgilerini şifreleyerek tuttuğu bir hash var. Bu hash üzerinden işte her işlem yapıldığında, post işlemi yapıldığında tekrar oluşan hash bilgisiyle karşılaştırarak bunun gerçekten doğru sayfa olup olmadığına karar veriyor. Böyle bir durum var. Şurada ne kadar fazla kontrol varsa buradaki hash de o kadar uzun ve karmaşık olacaktır. Örneğin bir data grid attınız. Grid view attınız. Grid view'e veriyi doldurdunuz. View state özelliği açıksa burada uzun bir view state bilgisi olabilir. Bu her seferinde sunucuya gideceği için performans kaybına sebep olur. Tekrar aynı veriyi kullanacaksınız çünkü. Bu nedenle profesyonellikte şöyle bir durum var. Kontrollerin değerlerine, işte değerleri sizin için çok kritik değilse onların view state özelliklerini kapatmanız gerekiyor. View state özelliği nedir? Kontrole tıkladım. Bakın properties'te enable view state var. Bunu false dediğinizde artık bunun için view state özelliği kapalıdır. Source tarafına gidiyorum. Bakın, enable view state false. Ben tekrar true yapıyorum. Burada birden fazla kontrol var. Şimdi hepsinin varsayımı olarak enable view state özelliği true'dur. Eğer ben sayfanın komple view state'inin kapalı olmasını istiyorsam ya da açık direktif kısmında enable view state özelliğini doğrudan sayfa için false yapabiliyorum. Bütün kontrollerle uğraşmak yerine bunu yapabilirim. Ama şöyle bir durum var. Eğer sayfada bazı kontrollerde view state özelliğine ihtiyacınız olabilir. Olacaktır. Boşuna true yapılmıyor varsayılan olarak. Bu nedenle eğer sayfada herhangi bir kontrolde view state özelliğini aktif etmeniz gerekiyorsa direktif olarak yazmanız doğru değil. Sayfayı komple view state false yapmanız doğru değil. Şimdi nedir bu view state? Öncelikle ekle kısmına çift tıkladım. Okuyu da açıyorum. Burada diyorum ki butona tıklandığında benim adımı view state'e eklesin. Ben bu view state üzerinden tekrar okuyacağım. View state nesnesi ad diyorum. Tabii bu veriyi okuma yöntemlerimizden birisi. Bizim bu kullanımda şöyle bir durum var. Öncelikle onu anlatayım. Dictionary mantığını hatırlıyorsanız bakın dictionary'de key pair olayı vardı. Önce anahtarı alıyordu, daha sonra o anahtara ait değeri alıyordu. Bunu generiklerde anlatmıştım. Buraya bakarsanız add ile buna ekleme yapıyor ve string karşısına da int alıyor. Bu şöyle de olabiliyordu.
işte string olsun, burası object olsun falan. Biz kullandığımız web state tam olarak bunun gibi çalışıyor diyebiliriz veri alışverişi işlemlerinde. Öncelikle web state'in adını vereceğiz. Yani bunu saklı web state değerimizde, alanımızda. Bunun adı bu olsun string olarak. Değeri de şu olsun diyeceğiz. Object olarak verebileceğiz. Aynı şekilde add metoduyla da ekleyebileceğiz. Temel olarak dictionary mantığında çalıştığını bilmenizde yarar var. Şimdi ekleme işlemini add ile yapıyorsak, ben web state'e add metodunu kullanarak, bakın dictionary mantığı key value, diyorum ki at, adın değeri, buraya object olduğu için istediğimizi verebiliriz, bu olsun, eklemeyi yaptık. Çalıştırıyorum. Dikkat ederseniz ben doğrudan ekleme yapıyorum. Textbox'ta işim yok. Önce sağ tıklayıp kaynağını görüntüle. Bakın. View state kısmımız buydu şu an. View state'e ekledik. Dikkat ederseniz önceki bu view state, şimdiki bu. Değer uzamış. Bu veriyi eklemeden önce view state'e. Önceki hali. Sonraki hali de bu. Siz her bir işlem yaptığınızda aslında view state değeri biraz daha artar. Hani bunu grid view için düşünürseniz artık. Hayal edin. Bundan dolayı zaten view state'de en büyük sorun ASP web formlarında grid view'den kaynaklanır. Böyle listeleme alanlarından kaynaklanır diyeyim. Çünkü üzerinde düzenleme yapıyorsan, mesela silme gibi işlem yapacaksan grid view'de, senin o post işlemlerinde falan veriye ihtiyacın var. O yüzden view state'ini kapatamıyorsun. Farklı çözümler bulman gerekiyor. View state'ini kapatırsan o düzenleme işlemlerinde falan sıkıntı yaşıyorsun. Veri kaybolduğu için. Bundan dolayı da bir handikap meydana geliyor vesaire. Kapatıyorum bunları. Şimdi otomatik hale getireceğiz. Textbox'tan aldığım veriyi buraya ekleyeceğim. Ha, öncelikle bir okuma yapalım burada. Bir label'ımız vardı zaten. Label veri text. Web state köşeli parantezde benden neyin değerini istediğini soruyor. Alt diyorum. Bunu to string. Ekledim. Okudum. Buraya geldi. Sayfayı yeniliyorum. Bakın. Linki seçtim. Enter ile sayfa yenilendi. Şimdi okuya tıklıyorum. Nesne başvurusu vesaire. Null reference exception. Buradaki problem, sayfa yenilendiğinde view state gitti aslında. Çünkü yeni bir sayfa geldi. Oraya eklediğimiz veri artık yok. Tekrar ekliyorum. Bunu kontrol etmek için de hani sayfa yenilendiyse okumaya çalıştığında hata vermesin. Okuma işlemlerinde bu kontrol yapılır. Web state alt eşit değilse null. Null değilse bunu yap.
devam edelim. Şimdi kuşunun hata olayını da kontrol edelim. Önceden hata veriyordu. Şimdi doğrudan çağırdığımda null diyor. Tekrar ekle diyorum. Bunu seçmemle ilgisi yok. Kafanız karışmaz. Orada yanlış yönlendirme olmuştur. View state oku dediğimde de bu. Şimdi de textbox'ı bağlayalım buraya. Textleri gerek. Şimdi de sadece adımı yazıyorum. Bu kadar. Temel okuma işlemi bu şekilde bir isteğinde. Üzerinde bazı işlemler daha yapılabiliyor. Bunları ekstra butona falan gerek olmadan şöyle göstereyim. View state nokta count dediğin zaman bunun içerisinde kaç tane view state olduğunu gösterir. Yani sen view state'in adına işte içerisinde ad diye bir nesne ekledin. Ama bunun soyad diye bir elemanı daha var. Ona da dedin ki şöyle bir şey. Adının sonunda işte nokta nokta ekle. Onu da şöyle okuyacağım diyelim. Şunun sonuna ekleyeyim. If state burada da soyad diyorum. Soyad to string. Şu araya bir boşluk koyalım. Can dedim, ekledik. Oku dedim de ad, soyad. Page'in load'unda da view state'in count diye bir property'si var. Bunu response write diyorum. Varsaydığınız 0. Bakın eklediğimde oku dediğimde 2 geldi. Bunun sebebi biliyorsunuz arka tarafta ad ve soyadı oluşturdum eklede. Bu nedenle 2 olarak bana geldi. Yani count ile ben bir state'in bunun içerisinde kaç tane eleman olduğunu görebiliyorum. Benim ne kadar eleman eklediğimi görüyorum. Ayrıca diyelim bir tane bir de silme işlemi yapalım. Burada da var olan bir view state'i sileceğim. Onun içerisindeki elemanı.
Öncelikle bakıyorum, bu bir state gerçekten var mı? Al bir state'i, böyle değilse bu işlemi yap. State remove add. OK'ya tıkladım. Öyle bir değer olmadığını kontrol etmiştik. Adımı ekledim. Yanıt bekliyor şu an. Oku. Ad view state'inden ve soyad view state'inden. Sonunda noktalar var. Sonra bunu sileceğim, tekrar okuyacağım. Bakın şu an okuduğumda bu şekilde geliyor. View state'i sil. Burada adı kontrol edip sildik. Şu gitti. Sadece bunun gelmesi gerekiyor. Oku dediğimde neyi kontrol ettik? Soyadı değil, adı kontrol ettik. O yüzden bu geldi. Aslında diğeri var. Zaten bakın bir yazıyor. Yani okuma işleminde soyadı kontrol etmediğim için bu şekilde bir değer verdi. Şurası. Bunun avantajı nedir? View state'in. Hidden field'de kaynağı görüntüle kısmında verdiğimiz değer görülebiliyor rahatlıkla. O yüzden orada şifre vesaire gibi kritik işlemler, kritik datalar tutulmaz. Ama burada göreceli olarak daha şifreli bir veri var, veri saklama işlemi. Bu nedenle güvenlik olarak tabii diğerlerine göre daha avantajlıdır. Ama sonuçta belirli bir güvenlik algoritmasıyla şifreleniyor. Bu da biliniyor zaten. Bu nedenle çok da güvenmemek gerekiyor. View state'e. Buradaki veriyi client'ta tuttuğu için sunucu taraflı bir performans artışı olur. Sunucuyu fazla yormaz. Öyle bir avantajı var. Sen istemcini yönetmiş oluyorsun. Kullanımı kolaydır vesaire şeklinde özetlenebilir view state. Bu state management özelliklerinden bir tanesi de control state demiştim. Control state bunlara göre biraz daha spesifik. Yani işte custom kontroller için kullanılabilen bir özelliktir. Geliştirmek için biraz daha kodlama yapmak gerekiyor. Yazılım taraflı sıkıntısı fazla olan bir şey. Ama dokümantasyonu falan var. İhtiyacınız olduğunda bir custom kontrolde nasıl state değerleri, durum işlemlerini gerçekleştireceğiniz bilmenizde yarar var. O zaman control state'de tutmanız gerekiyor. Şimdi yeni bir sayfa oluşturuyorum. Burada da hidden field yapacağız. Aynı tasarımı Hidden Field özelliği için tasarladım.
Hidden Field'ı kullanabilmek için ekstra Toolbox'ta standart kısmında bakın Hidden Field var. Bunu eklememiz gerekiyor. Bizim asıl kontrolümüz bu. Adını değiştirmiyorum. Hidden Field 1. Ekle dediğim zaman buradaki veriyi Hidden Field'a ekleyecek. Bu görsel olarak görünmeyecek. Okuma işleminde de oku dediğimde buradaki değeri label'a ekleyecek. Öncelikle ekleme işlemini yapalım. Bu diğerlere göre çok daha basit. Amaç hidden field'a bir şey eklemek. Bunun value'su vardı. Txt basit bir al gülüm ver gülüm olayı. Çalıştırıyorum. Adımı yazsın. Bu kadar. Sayfayı yenileyim. Şimdi okumaya çalışayım. Veri yok. Adımı ekliyorum. Ekleye bastıktan sonra okuya basmadan önce sağ tıklayıp kaynağı görüntüleyelim. Şurada input alanları var. Okuyarak bakarsak bir tanesi btn ekle buton. Diğeri onun verisi yanındaydı hemen. Textbox. Bunda da değeri textli cihano sandı. Bir tane buton var. Bu da submit. Yukarıdaki gibi. Bu da okuma işlemi yapacak. Ve label'a yazacak. Label veri. Span. Bizim kontrolümüz aşağıda. Input type hidden. Hidden field. Value'su Cihanusan. Yani henüz daha yeni ekledim. Textbox'taki yazdığım değeri ekle dediğim anda o postulum sayfa hidden'a yazdı benim değerimi. Oku dediğim zaman da zaten oradan okuyup label'a yazacak. Bu kadar. Şimdi de yeni bir sayfa. Burada 3 cookie diyorum. Şimdi cookie'ler çalışma mantığı çok kritiktir. Bu state management konusunun en önemli içeriklerinden birisi. Nasıl çalışır? Örneğin bir web sitesine girdiniz. Bu Gmail, Facebook vesaire. Tarayıcıyı açtığınızda hatta bilgisayarı açıyorsunuz. Herhangi bir login işlemi yapmadan Facebook'a girdiğinizde kendi profilinize giriyorsunuz. İşte kullanıcı adı vesaire sormuyor. Bunu yapabilmeleri için normal state management işlemleri yeterli değildir. Çünkü oradakilerin çoğu ya sayfa, ya kontrol ya da uygulama bazında çalışacak state management özellikleridir. Ama cookie istemci bilgisayarda bulunur. Nedir bu? Bir bilgisayara girdiniz, bir siteye girdiniz, site sizi tanımlamak için sizin yaptığınız işlemleri bir nevi mini loglar, her şeyi loglamaktan bahsetmiyorum. Sizinle ilgili özet bazı bilgileri bilgisayarınızda txt olarak tutarak, txt dosyası olarak, şifreli bir şekilde de tutarak daha sonraki giriş isteğinizde bilgisayarın cookie klasöründe kendisinin eklediği o cookie'lere bakarak kendisindeki veriyle kendi sunucusundaki veriyle karşılaştırıp hani bu kişi login olmuş kullanıcı benden bu cookie bilgisini bilgisayarına almış. Demek ki bunu şey yapmama gerek yok. Yani
Login'e sokmaya gerek yok tekrar. Gireceğim. Bu beni hatırla olayında kullanılan bir yöntem diyebilirim. İşte bunu nasıl yapıyoruz? Tabii ki Windows'un içerisinde bir cookie klasörü var. Bunu da şuradan bakabilirsiniz işte. İnternette aradığınızda klasör nerede diye. Burada anlatıyor. C içerisinde ön bellek, çerezler. Cookie çerez demek. Çerezler için şu klasörü veriyor. O da burası. App data, roaming, Microsoft, Windows, cookie. Burası gizli klasör olduğu için doğrudan görünmez. Öncelikle klasör ayarlarından gizli klasörleri göstermeniz gerek. Ya da direkt linkle. Mesela burada bir tanesini açtım. Şöyle bir şifreli veri var. Burada benim anlayabildiğim şey gomlab.com. Gomplayer var, bilirsiniz. Gomplayer yüklediğinizde böyle bir cookie. Site sizin bilgisayarınıza cookie kuruyor. Cookie indiriyor. Daha sonra da bununla ilgili bilgiler edinmeye çalışıyor. İşte siz her ziyaretinizde bir şeylere bakıyorlar da. Böyle bir durum var. Diğer neymiş? Bu da gomlab. Geliyorum şurada. Bir de low var. Burada da MSN.com. Bir şeyler. OpenX. Bu reklam zımbacısı sanırım. MSN. Bakın Serving SES. Bu da mail göndermek için kullanılan bir server. Vesaire. Yaptığınız işlemler burada cookie'lerde tutuluyor. Bunun yönetimi tamamen sizde. Mesela Chrome için Chrome, Firefox, Explorer hepsinin yönetimi farklıdır. Mesela şunu diyebilirsin. Ben Chrome kullanıyorum. Benim girdiğim sitelerde cookie, siteler bilgisayarıma cookie indiremesin, kuramasınlar diyorsun. Böyle bir şansın var. O yetkiyi sen veriyorsun. Varsayılan olarak kurabilir. Çünkü site yönetimiyle ilgili faydalı şeyleri var. Ha, gidip de bir exe indiremez. Sadece TXT içerisine bir şey ekleyebiliyor. Onun da bir boyutu var. Maksimum boyutu. Şuradan mesela ayarlar. Ayarlar kısmında gelişmiş ayarları göster. Gizlilik içerik ayarları. Bakın. Çerezler yerel verilerin local data ayarlanmasına izin ver. Önerilen bu. Ben üçüncü taraf çerezlerini ve site verilerini engelle dedim. Bir de sitelerin veri ayarlamasını engelle. Bu kadar. Aynı şekilde tarayıcıdan JavaScript'i de engelleyebiliyorsunuz. Bunu yaptığınızda Chrome'da şurada bir çerezin üzerinde bir işaret çıkar. Bu onu sağlar. Ve örneğin daha önce Facebook'a normal her tarayıcı açışımızda giriş yapıyoruz otomatik. Ondan sonra giriş yapamadığınızı fark edeceksiniz. Direkt size login'e yönlendirecektir. Her seferinde sorar. Bu şekilde ben varsayılanı ayarlıyorum. Diğer tarayıcılarda da aynı şekilde ayarları yapabiliyorsunuz. Şimdi, hatta bakın şurada işaret çıktı. İçeriz. Şimdi cookie kullanalım, basit olarak. Tasarım aynı olacak. İşleminde tekrar hatırlatayım.
iki klasörü burada. Buradan cookie'leri kullanabiliyoruz. Şimdi cookie ekleye geldim. Yazdığım değeri cookie olarak, çerez olarak eklemek istiyorum. Cookie oluşturma nesnesi bizde HTTP cookie olarak geçer. Bunun adı örneğin kullanıcı olsun. İki tane overload'u var. Biri sadece ad, diğeri de value ile birlikte alıyor. Biz bunu kullanalım, sadece adını verelim. Bu da kullanıcı olsun. Kullanıcı nokta value. Şimdi bu içerisine object bir değer alabiliyor. İsim verdik. Daha sonra bir kullanıcıya veriyor. Atacağım. Kullanıcının ne değeri verelim? Masa şeyden textbox'tan aldım, değeri vereceğim burada. Doğrudan value için txt veri text diyorum. Şu an kullanıcı içerisinde, kullanıcı cookies içerisinde textbox'ın verisi var. Bunu eklemek içinse bizim response cookies add metodu içerisine HTTP cookie nesnesi alıyor. Bu da kullanıcı demek. Okuma işlemini de yapalım. Burası da kolay. Response ile HTTP cookie ekledim. Şimdi bunu okuma işlemi. Request cookie. Bunun içerisinde hangi cookie? Kullanıcı adındaki cookie'nin values. Çalıştırıyorum. Şunu ekledim. Okuma işlemi kullanıcı yok. Eklemede bir sıkıntı oldu sanırım. Kullanıcı. Bakalım. Burada Türkçe kullanalım. Başka bir açıklaması yok. Türkçe karakter olarak yaptık. Çalıştırdım. Ekledik, okuduk. Cookie olarak aldık. Bunu cookie'den aldık. Yeni bir sayfa açtım.
tekrar oluşturuyorum. Cookie, ekle. Cookie'den al. Biraz daha geliştirelim bunu. Mesela kullanıcı adı, işte parolası falan alalım. Onun üzerinde okuma işlemi gerçekleştirelim. Bunun için de mini bir tablo. 3 satır, 2 sütun. Label falan atacağız buraya. Basit bir giriş işlemi gibi düşünebiliriz bunu. Giriş yap. Genel olarak kullanım bu şekildedir. En sık kullanılan şey cookie'lerde. Kullanım yollarından birisi, amaçlarından biri. Bir web sitesine girdiniz. Siz giriş yaptığınızda sayfalar arasında kullanabileceğiniz bir yetkilendirme sistemi gerekiyor. Login işlemi yaptınız, kullanıcı doğrulandı, veriyi aldınız. O sayfa için söylüyorum. Daha sonra bu kullanıcının gerçekten yetkili olup olmadığını diğer sayfaların bilmesi gerekiyor. Bu bilme işlemini de her sayfada kontrol etmelisiniz. İşte bu kullanıcı ad cookiesinde bunun adı var mı yok mu? Ya da null mü değil mi gibi. İşte varsa bu sayfayı görebilir, yoksa login'e yönlendir gibi işlemler. Basit ama bütün uygulamalarda olması gereken şeyler. Bunu işte cookie ya da session vesaire gibi state management işlemleriyle gerçekleştiriyoruz. Cookie'de de aynı şekilde yapılabilir. Mesela cookie'de bunu yaptık. Diyelim ki giriş yap dediğim zaman bunların ikisinin de bilgisi yazsın. Cookie olarak yazılsın. HTTP cookie adı yine kullanıcı. New kullanıcı adı da aynı. Bu sefer values içerisine birden fazla ekleyeceğim diyorum. Öncelikle kullanıcının adı ve şifresini yazmam gerek. Bunun için bu overload'unu kullanacağım. Kullanıcı ad. KX'de kullanıcı ad.
ekstra bir özellikle şu ana kadar tamam, sıkıntı yok. Şu detayları da daha sonra gideceğim nedir diye. Mesela expires. Bu bizim bu oluşturduğumuz cookie'nin ne zamana kadar kullanılabileceğini, yani bir nevi son kullanım tarihi vermeyi sağlıyor. Date time at day istediğim zaman bu benden kaç gün olması gerektiğini söylüyor. Ben diyorum ki mesela 30 gün ekle. Yani oluşturmadan sonra 30 gün süreyle ben bunu kullanabilmeliyim diyorum. Bu da cookie'nin zaman aşımı. Response cookie at işlemini yapalım. Okumayı response write ile ekrana yazdıralım mesela. Nasıl olacak? Öncelikle ben parça parça veriyi alacağım string değişkenlerime. Ondan önce şuna bakmalıyım. Kullanıcı nesnesi, yani kullanıcı cookie'si var mı yok mu? Bunu nasıl alırım? Response ile cookie'yi ekliyorduk. Request ile bu cookie var mı diye bakıyorduk. Adı kullanıcı. Null değilse bunu okumaya çalış. String kullanıcı ad. Request işlemi de bu kadar. Deneyelim. Giriş yap dedim. Pardon. Şunun altına yazmıştık sanıyorum. Link orada, oraya gitmişti, evet. Tıkladım. Oku dediğim zaman okuyamadı. Sebebi. Buna bakalım. Şurada yanlış yapmışız. Şimdi ben bunun içerisinde bir kere kullanıcı içerisinde yapıyorum. Kullanıcı içerisinde bakın. Bir value var, bir de values. Values, yani bunun içerisindekiler için üzerinde de işlem yapabiliyorum. Kullanıcı ad diyorum. String diyebiliriz. Aynı şeyi aşağıda da. Kullanıcı values.
cookie'ye ekle. Cookie'den oku. Bu şekilde. Cookie'nin detaylarına gireceğim. Şu an bir özet geçiş projesi üzerindeyiz. Temel olarak yaptıktan sonra hepsini ayrı ayrı detaylı bir şekilde işleyeceğiz. Bunların ekstrem özellikleri de var. Örneğin expires onlardan bir tanesiydi. Kapatıyorum burayı. Şimdi diğer bir özellik olan query string'e bakacağız. Yeni bir sayfa. Query string. Şuradaki tasarımı alıyorum. Öncelikle query string nedir? Bunun için sözle pek konuyu boğmadan hepsi burada koma gidelim. Nedir diye arayalım. Query string. Query string. Evet, bulduk. Şuymuş. Değil tabii ki. Ama şuradaki cookie. Query string. Bakın. Search ASPX var. Burada sText diye bir şey var soru işaretinden sonra. Eşittir query artı string artı nedir? Yani search text diye bir değişken oluşturmuş burada query string ile. Sen buna neyi gönderirsen ben bunu aratacağım demiş. Ctext buradaki püf nokta. Query string anahtarı bu. Bunu arka tarafta search aspx içerisinde diyor ki URL'den, biz de onu yapacağız şimdi, stext diye bir anahtar var. Ona ne gelirse al onu ara. Tek yaptığı şey bu aslında orada. Arama işlemlerinde de şimdi bizde boşluk var. Bu boşluğu artıya çevirmiş. Link kısmında öyle olması gerekiyor. Boşluk kabul etmemek lazım. Bu şekilde bir query string var. Başka ne örnek verilebilir? Sol tarafta filtreler falan var. Bakın. Bunların hepsi query string. Burası biraz karmaşık. Ana sayfaya geliyorum. Bilgisayar kategorisi. Bakın. Burada da kategori ID var. ID'yi vermiş, ona göre filtreleme yapıyor. Bir ürüne tıklıyorum. Ürünün asıl kısmı şurası. Yani şu kısım bak. Şurası aksiyon. Sadece Google aramalarına yönelik yardımcı hit getirecek bir linklendirme. SEO çalışması diyebiliriz. Şurada bir anlam olabilir. Burası çünkü farklı. Belki buradaki isim karışmasın diye de koymuş olabilir. Ama bunun programatik olarak mantığı şurada olmalı. ASPX'ten sonra bu arada ürünün ID'si şuymuş. Kategorisi ise 4'müş. Query string aslında şu kadar. Şu birinci query string anahtarı. Bu da ikincisi. Buna benzer bir şey yapacağız.
mesela ben de diyeceğim ki ben login oluyorum. Login'de işte kullanıcı adıyla şifreyi gönderiyorum gibi. Hadi login olalım. Öncelikle göndermem gereken bir sayfa gerekiyor. Mesela şu, şunun adını kopyalıyorum. Query string'i. Yönlendirme yapmam gereken bir sayfa lazım. Test dedim. Burada. Bu sayfayı yönlendireceğim. Yönlendirme işlemi response direct vardı. Linki yazıyorum. Yönlenmesi gereken sayfa test. Diyorum ki yönleneceksin ama benim istediğim formatta gideceksin. O da nedir? Soru işaretini yaz. Ha, ondan önce şeyi de yapalım. Ben bunu veriyi göndereceğim ama hani text box yazmayayım doğrudan buraya. Onları bir alayım. Kullanıcı ad. Text diye kullanıcı ad. Kod uzamasın. Text'te şifre. Bunu da aldık. Soru işaretinden sonra username eşittir kullanıcı ad birleştir sonraki de password. Eşittir. Şifre. Çalıştırıyorum bunu. Yönlendiriyorum. Bakın bu normal sayfamız, test değil. Teste yönlenecek. Yönlendi. Link olarak username, kullanıcı adı bu, password bu. Değil mi? Az önce baktığımız hepsi buradanın mantık olarak aynısı. Query string. Bunu PHP'de de yaparsınız, JSP'de de yaparsınız, fark etmiyor. Bunun standartı belli zaten. Link standartı. Yalnız bir şey eksik. Ben bunu test sayfasına yönlendirdim. Ama buradaki veriyi okumam gerekiyor ki anlam kazansın. Mesela şunu demeliyim. Kullanıcı adı işte bir tasarımla bu, şifresi de bu. O zaman geliyorum test sayfasına, yönlendirdiğim sayfaya. Şuradaki tasarımın benzeri olacağı için şunları label yapacağım. Bu da gereksiz. Label. DML kullanıcı ad. Şifre. Kullanıcı giriş yaptıktan sonra buraya gelecek. Ve ben de bunun CS tarafında
O URL'i okuyacağım, query string'i. Veriyi buraya yazacağım. Page'in load'una geldik. Evet, query string'den veriyi alabiliriz. Ben query string'in tamamıyla ilgilenmiyorum. İhtiyacım da yok. O zaman ne yapmalıyım? Öncelikle bakacağım. Request query string. Bakın cookie mantığıyla aynı neredeyse. Request içerisindeki cookie yerine request query string diyorum. Onun içerisinde username var mı? Yani username var ama gönderildi ama bu null mü değil mi? Request query string. Password. Bunlar boş değilse bu işlemi yap. Nedir bu? LBL kullanıcı adı request query string username. Yoksa query string veri getirmedi. Küçük Emrah vali bir açıklama. Çalıştırayım. Test edeyim bakalım. Önce test sayfasını açıyorum. Evet, test sayfası bu veriyi getirmediği için direkt hata verdi yani. Çünkü page'in load'unda yapıyoruz bunu. Hemen kontrol ediyor. Bizim amacımız query string'den veri göndermek zaten. Geldik buraya. Veriyi yazdım. Şöyle yapalım. Giriş yap. Evet. Hemen yukarıdan username'i aldım. Onu buraya yazdım. Şifreyi de buraya. Mantık olarak sıkıntı yok. Yalnız dikkat ederseniz bir tuhaflık var. Ben burada şifreyi gönderdim. Yani e-mail'i göndermek çok büyük sorun olmayabilir. Ama şifreyi göndermek mantıklı değil zaten burada. İşte query string'in dezavantajı denebilecek bir özelliği bu. Güvenlik gerektiren bilgilerde bu bilgiyi URL'de göstermemek gerekiyor. Bunun sebebi açık zaten. Gayet açık. Ha, velev ki şifre kadar kritik bir şey değil ama siz gene de güvenlik olsun diye biraz daha ekstra bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Gayet basit bunun çözümü. Buradaki query string'i şifreleyerek gönderirsiniz. Yani uzun bir şifre yazar. Siz diğer tarafta o veriyi alır, şifreyi çözer. Tekrar kullanırsınız. Böyle bir çözüm yönteminiz var. Ama gene de şifre gönderilmemesi gerekiyor. Çünkü o veriyi başka biri de kırabilir. Şimdi de session'a bakalım. Session, oturum.
bir tasarım. Az önceki tasarımı kullanayım. Giriş yaptıktan sonra işlemleri yapalım. Bir de Session Test diye bir sayfa açalım. Hazır olsun. Öncelikle Session nedir? Bunu özetle anlatayım. Session, kullanıcı bazında çalışan bir state management işlemi. Kullanıcı giriş yaptığı zaman ona bir oturum açılır ve sunucu tarafında bir unique ID verilir. Session üzerinde. Session ID diyebiliriz buna. Bu ID'yi kullanarak yazılım içerisinde, yani uygulama içerisinde işlemler yapabiliyorsunuz. Tarayıcı bazında olduğu için tarayıcı kapandığı anda session ölmüştür. Session artık yoktur. Cookie gibi değil. Cookie çünkü bilgisayarda bulunuyor. Session tarayıcı üzerinde bu şekilde bir duruma sahip. Şimdi yapacağım işlemde bir basit giriş işlemi. Yani bilgileri ekleyeceğiz, diğer sayfadan okuyacağız daha doğrusu. Textbox'lara yazan değerleri session.add diyerek ekleyelim. Kullanıcı ad. Session.add. Sonra da sıfırlayalım. Textbox'ta gerçekçi olsun. Bu giriş yaptık ama bakıyorum. Şurada BTN ekle çalışıyor. Mantıklı değil. Bunu tekrar oluşturup şunu şöyle bir şey yapacağım. İki tane buton yapacağım. Birisi ekle olsun. Ekleyeyim bir saniye. Thank you.
yapacağım işlem şu. Önce login var. Login'de session'a ekleme işlemi yapacağım. Ekle diyeceğim. Sonra da giriş yap deyince yönlendirme yapacak aslında. Anladınız? Buradaki bilgileri session'a ekle. Sonra da giriş yapı basıp yönlendireceğim. Bunun içerisinde yaptım ekleme işlemlerini. Yönlendirmede de response vida yaptım. Formumun adı test içerisinde de session testimizin page load'unda da bir literal var. Bu literale veri yazalım. Gönderdiğim veri eğer null değilse bunu yapsın. Nedir bu? Dosya aktarımı yapıyorum. Evet. Yaptık olduğu durumu. Şöyle ki açalım. Tekrar. Yapmamız gereken şey buradan giriş işlemlerinden sonra yönlendirip yönlendirdiğimiz sayfada tekrar okumaktı.
girdik bilgiyi. Session'a ekle. Giriş yapınca URL değişecek. Gitti ve orada session'dan okudu. Ama tarayıcı kapandığı anda bitmiştir olay. Oturup session mantığı bu. Bunu tabi normali değil yani. Aksiyon olsun diye değiştiriyor tabi. Giriş yaptıktan sonra işte kullanıcı bilgisini tabii ki kontrol edeceksin orada. Varsa bu kullanıcı doğruysa girilen bilgileri session'a at. Sonra sayfayı yönlendir. Nedir bu? Visible false. Ekledikten sonra yönlendirecek inşallah. Nerede bu? Ha, session'a ekle içerisinde yapmışız bunları. Öyle değil, giriş yapacağız. Şu anki örnekte. Bilgileri al. Bu kadar. Yani bir ASP web uygulamasında en sık kullanacağınız state management işlemleri şunlar. Session, query string, bunlar ana, yani ana akım diyeyim. Application nesnesini sık kullanacaksınız işlemlerde falan. View state'i göreceli olarak işiniz düşecektir. Diğerleri gibi çok sık olmamak şartı kaydıyla. Yani sıralama bu.